Londra'ya geldiniz ve gezinizin en verimli şekilde değerlendirmek mi istiyorsunuz? Ya da Londra'ya ve kültürüne dair bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Londra'ya birkaç cümleyle tanıt deseniz müze cenneti olduğundan bahsederdim. Ve sadece Londra içerisinde 180'den fazla müze varmış. Gerçekten şaşırtıcı. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda size Londra'ya geldiğinizde ziyaret edebileceğiniz ücretsiz müzelerden bahsedeceğim. Bu müzeler sadece İngiltere için değil, dünya klasmanı içinde çok özel müzeler ve içerisindeki koleksiyonlar gerçekten çok değerli. Bu video sadece İngiltere'de yaşayanlar ya da yakın zamanda seyahat etmek isteyenler için değil. Aynı zamanda İngiltere'ye ilgi duyanlar Müzelere ve değişik eserleri araştırmayı sevenler için de güzel bir kaynak olacaktır. Ve müzelerden bahsederken içerisindeki değişik bilgilerden ve görülmeye değer değişik eserlerden de bahsetmeye çalışacağım. Ve bugün size bu videoda Londra'da bulunan 8 tane ücretsiz müzeden bahsedeceğim. Buralara kadar yolunuz düştüyse kesinlikle ziyaret edin derim hem de ücretsiz. Ücretsiz diyorum. Ve ilk müzemiz arkadaşlar benim de en favori müzelerimden birisi olan British Museum, Britanya Müzesi. 1753 yılında kurulmuş epey eski bir tarihe sahip bir müze ve bu listedeki en eski müzemiz de bu Britanya Müzemiz. Yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açıyormuş. Gerçekten müthiş bir rakam. Türkiye'deki rakamları da birazcık kıyaslamak istedim ve araştırdığım zaman Topkapı Sarayı'nın iki katı Nevşehir Göreme Ören yerinin de üç katıymış. Gerçekten mükemmel bir turist kapasitesi sağlıyor Britanya Müzesi. Listemizin en eski müzesinin Britanya Müzesi olduğunu bahsetmiştim ama İngiltere'deki en eski müze burası değil. 1683 yılında Oxford'da bilim ve sanat üzerine bir müze kurulmuş. Hala da işlevini gidiyor Acaba Türkiye'deki en eski müze hangi yılda açıldı? Britanya müzemize geri odaklanalım. Britanya Müzesi diyorum ama ismine çok aldanmayın çünkü İngiltere topraklarında getirilmiş eser sayısı %2-%3'ü bence geçmiyordur. Ama dünya medeniyetleri bakımından gerçekten çok değerli bir müze. Dünyanın her yerinden getirilmiş çok değerli ender sayılabilecek koleksiyonlar bu müze içerisinde yer alıyor. Ve dünyada yaşamış medeniyetleri inceleme noktasında da epey başarılı bir müze. Tabii içerisinde en çok dikkat çeken kısım ise antik Mısır döneminden kalmış eserler. içerisinde envai çeşit antik Mısır'ı temsil eden eserler bulunuyor, mumyalar bulunuyor. Hatırlarsanız antik Mısır döneminde de insanlar öldükten sonraki yaşama inanıyorlardı ve Ölülerini mumyaladıktan sonra Nil'in diğer karşı kısmına geçiriyorlardı. Bu durum için hazırlanmış ölüm defterleri olsun, diğer papürüsler olsun yine bu müzede yer almış. Papürüsten bahsetmişken birazcık da yazıya odaklanalım. Burada Rosetta taşı adında antik Mısır'dan kalmış çok önemli bir taş var. Çok önemli çünkü şu an günümüzde antik Mısır'a dair bir şeyler biliyorsak bunun kaynağı Rosetta taşı. Üzerindeki hierogliflerin çözümlenmesiyle birlikte aslında Mısır diline karşı bir çevirmenlik yeteneği kazandık ve bu taş da yine bu müze içerisinde yer alıyor. Tabii en çok dikkat çeken kısımların antik Mısır'dan kalmış mumyalar olduğundan bahsetmiştim ama içerisindeki mumyalar sadece antik Mısır'dan kalan mumyalar değil. Doğal yollarla mumyalanmış eski insanlar da yine bedenleri bu müze içerisinde yer alıyor hatta 12 bin yıl öncesine kadar dayanan Doğal yollarla mumyalanmış mumyalar da bu müzede görmüştüm ben. İçeride birçok heykel de yer alıyor. Benim çok da popüler olmasa da benim favori heykelim Muay heykellerinden Hoa Hakananay isimli bir heykel. Paskalya Adası'ndan getirilmiş, Paskalya Adası da gerçekten dünyanın öbür ucu sayılabilecek ve İngilizler gerçekten oradan bile değerli eserleri alıp buraya kadar taşımışlar. Bu arada bu bahsettiğim Moai heykeli şu telefonlarımızda kullanırken arada emoji olarak attığımız heykel var ya o. Britanya Müzesi'nde onu da görebilirsiniz. Tabi müzenin medeniyetler konusundan çok zengin olduğunu bahsetmiştim. Britanya Müzesi'nin içerisinde Anadolu medeniyetlerine dair yine bir koleksiyon da ayrılmış oraya gittiğiniz zaman. Anadolu medeniyetlerine dair birçok eseri de görebilirsiniz. Tabii Londra'ya gelemiyorsanız kesinlikle Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne de gitmenizi öneririm. Oradaki eserlerin çoğu yine burada Britanya Müzesi'nde de yer almış. Müze içerisinde dönem dönem farklı etkinlikler yer alıyor. Bazen antik Çin dönemine dair farklı etkinlik dönemler oluyor. Bazen antik Mısır'daki kral mezarlarına dair farklı etkinlikler oluyor. Gelmeden önce... Britanya Müzesi'nin web sitesini kontrol ederseniz burada da daha detaylı bilgiyi edinebilirsiniz. Müzemiz ücretsizdi zaten. Vakit ayırma noktasında ise belki detaylı incelemek istediğiniz zaman gerçekten günlerinizi alacaktır. Ama bir tam gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Ama çok kısıtlı bir vaktiniz varsa çok değerli eserleri görme noktasında birkaç saatte yeterli olacaktır. Listemizin ikinci müzesi ise Natural History Museum, Doğa Tarihi Müzesi. Bu da Londra'da yer alan benim için en değerli müzelerden bir tanesi ve gerçekten çok mistik bir havası var. Bu müze daha çok doğa tarihini anlatıyor. Bazı yaşamış menesi tükenmiş canlılardan tutun dünyanın oluşum evrelerine anlatan kayaç türlerine kadar birçok kısım yer almış. Paleontoloji tarihi fosillerin incelenmesi noktasında araştıran, paleontoloji noktasında da çok değerli bir müze. Müze ama sadece insanları sergilemek amaçlı değil. Doktora çalışması yapan insanlara bile kapılarını açıp araştırma imkanı sunan bir müzeden bahsediyorum. Bu müzeye girdiğiniz zaman arkadaşlar zaten çok tarihi bir bina. Karşınıza kocaman bir iskelet karşılıyor. Bu iskelet bir mavi balina. Dinozorlardan büyük bir canlı bile varmış, mavi balinalar dinozorlardan daha büyükmüş. Buraya yerleştirilmiş. İsmi Hop, Umut isimli bir canlı. Ve girdiğiniz zaman bu müze içerisinde birçok farklı canlının iskeletini de göreceksiniz. Ve tabii en çok dikkatimizi çeken şeyler dinozor iskeletleri ve fosilleri. Ve çok ilginçtir. Bu müze içerisinde dünyada bulunmuş ilk dinozor parçası da yer alıyor. Aynı zamanda dünyada bulunmuş ilk kuş fosili ve diğer dinozor iskeletleri ve fosilleri de burada yer almış. Ama müze sadece iskeletlerden ve fosillerden ibaret değil arkadaşlar. Ben gezerken böyle gerçekten beklemediğim ama çok şaşırdığım bazı yerler olmuştu. O da bu değerli taşların olduğu bir hazine bölgesi. İçerisinde envai çeşit pırlantanın yer aldığı kısımlar var. Benim de en çok dikkatimi çeken şey dünyanın dışından gelmiş kayaçlardı, meteor parçaları, Mars'tan gelmiş bir Mars taşı vardı. Müzeye gidiyorsanız kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerlerden bazıları. Zamanınız eğer darsa yarım günde hızlıca gezebileceğiniz bir alana sahip. Ama gerçekten okuyup, araştırıp, incelemek istediğiniz zaman ki her bir taşın, her bir önemli, değerli eserin kendine ait detayları ve tarihi var günlerinizi alacaktır. Listemize epey doğa bilimini kattığımızı düşünüyorum. Ufaktan da sanat alanlarına kayalım istiyorum. Üçüncü sırada ise National Gallery isimli bir sanat galerisi kısmı var. Burası İngiltere'nin belki de en merkezi sayılabilecek noktası Trafalgar Meydanı'nda yer alıyor ve sanat sevenler için gerçekten de Londra bu noktada da gerçekten çok canlı bir şehir ve gittiğiniz zaman bu bu galeri içerisinde Batı Avrupa medeniyetlerine dair birçok tablo göreceksiniz. İçeriye girdiğinizde kesinlikle görmeden gitmemeniz gereken bazı eserler ise Leonardo Da Vinci'nin The Virgin of the Rocks isimli tablosu ve aynı zamanda Van Gogh'un da Ayçiçekler isimli tablosu. Tablodan ne anlıyorsunuz? Bana anlatabilir misiniz? Benim dikkatim ise çok absürt bir tablo çekmişti. Çirkin Düşes isimli bir e, tablo vardı. Oraya gittiğiniz zaman da e, tek tek resimlere bakarsanız sizin de dikkatinizi çekecektir. Gerçekten absürt bir tablo. Diğer bahsettiğim müzeler gibi burası ulusal e, galeride dönem dönem kendine ait e, farklı sergiler düzenliyor. Ona da gelmeden önce web sitesinden bakarak inceleyebilirsiniz. Çok sanat odaklı bir hayatım olmadığı için ne kadar vakit ayırmanız gerektiğini çok kestiremedim ama bana göre yarım gün yetmişti bu galeriyi gezmek için. Sanat atölyeleri, sanat galerileri üzerine devam ediyoruz. Listemizin dördüncü sırasında ise Kate Modern var. İsminden de anlaşılacağı üzere modern sanatlara odaklanmış bir e, sanat galerisi. Eğer Londra'nın simgelerinden biri olan London Eye'ı ziyaret ederseniz e, çok uzakta yer almıyor. London Eye ile e, London Bridge e, ortasında yer alan e, modern sanatlara odaklanmış gerçekten yine absürt karşılayabileceğimiz bazı sanat eserlerinde içeride görebileceğiniz bir yer burası. Hani sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir diye bir tartışma var ya bu müze cevap olarak direkt sanat sanat içindir demiş sanki. Çünkü içeride gerçekten baktığınız zaman bu mükemmel bir sanat ya diyebileceğiniz bir eserler de görebilirsiniz ya da ne kadar boş işlerle uğraşıyorlar ya bu insanlar diyebileceğiniz farklı türde sanat eserleri de göreceksiniz topluma yarar konusunda birazcık şüphelerim var. Direkt toplumsal bir kaygı güttüklerini düşünmüyorum ama sanatsal perspektif bakımından gerçekten ufkunuzu açabilecek yerlerden birisi burası Tate Modern. Gelin bir de içerisinde girmişken görmeden gitmemeniz gereken bazı eserlere bakalım. Surrealist çalışmalarıyla epek beynimizi zorlayan diyeyim. Picasso'nun bazı eserlerini göreceksiniz. İçeride en önemli Picasso eseri belki de Weeping Room'un isimli bir tablo. Sonra bir şey diyeyim mi? Ben Ersoy'un bu kadar metin, bu kadar güçlü, bu kadar olgun olduğunu hani bilirdim de bu kadar olduğunu ben de bilmezdim. Aynı zamanda Andy Warhol'un çizdiği ikonik Marilyn Monroe e, eseri de yine burada yer almış. Salvador Dalí'nin hani şu bıyıklı abimiz var ya, onun da çizdiği e, bazı eserler yine e, burada yer almış. En önemlisi sanırım steak olduğu telefondu. İlginiz alakanıza göre değişmekle birlikte e, gezip görmek için yarım günün yeterli olacağını düşünüyorum bu galeri için. Beşinci sırada ise arkadaşlar Tate Britain var, Tate Britanya. Burası biraz önceki bahsettiğim Tate Modern ile karıştırılmaması lazım. Birisi daha modern sanatlara odaklanmış. Listemizdeki Tate Britain ise daha İngiliz eserlerine odaklanmış. Son 500 yılda bu topraklarda Britanya'da çıkmış değerli tabloları kendi bünyesinde barındıran bir yine sanat atölyesi, sanat galerisi. Ve çok fazla şu an sanat üzerinden ilerlediğimi fark ettim. Umarım bu videoyu dinlerken siz de Recep İvedik gibi kan görüyorum, vahşet görüyorum diye yükselmiyorsunuzdur. Anam hocam, hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum hocam. Şaka bir yana gerçekten de sanat galerileri de tabii ki bizim estetik zevkimiz için çok önemli ve Londra'da da buna dair birçok zaten müze yer alıyor. Listeme de olabildik kadar almaya çalıştım. Tate Modern'de bahsettiğim üzere daha İngiliz topraklarından çık ve son 500 yılda bu topraklardan çıkmış önemli tabloları içerisinde barındırıyor. Gelmişken ilginize göre değişmekle de beraber birçok farklı koleksiyonu görebilirsiniz. Benim en çok dikkatimi Turner çekmişti. Turner'da bileceğiniz üzere daha çok manzaralar üzerine odaklanmış bir ressam ve içerisinde de gerçekten muhteşem bir şekilde çizilmiş farklı tarzda manzara tabloları bulunuyor. Onlara da gelmişken bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben sizin mesleğinize olan saygınızdan, profesyonelliğinizden falan kesinlikle eminim zaten. Ve Newton'ın yine bu topraklarda İngiltere, Cambridge'de yaşadığını biliyoruz. William Blake isimli bir ressam da o çok ünlü Newton tablosunu çizmişti. O tabloda yine bu Tate Britain isimli müzede yer alıyor. <laughs> listemize art arda bu kadar sanat müzesi şimdilik yeter arkadaşlar. Benim için daha güvenli olan topraklara bilme geri dönmek istiyorum ve şimdi de sıramızda İngiltere Londra'da bulunan bilim müzesi yer alıyor. İçerisinde bilime dair yapılmış birçok çalışmayı görebileceğiniz hem bazı orijinal ürünler yine yer alıyor. Bazen de eğitim amacıyla bazı ürünlerin replikası, modellenmesi konulmuş. Gerçekten de eğitimsel amacıyla Özellikle çocukların gitmesini tavsiye ettiğim bir müze. Oraya gittiğiniz zaman sadece öğrenciler için değil, büyükler için de birçok farklı atölye çalışması içerisinde yer alıyor. Zamanında yapılmış ve hayatımızı değiştiren birçok inovatif icatta yine burada bir zat deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenebileceğiniz şekilde tasarlanılmış. ...bazı atölye çalışmaları var. Yani o kadar geniş bir portfölyosu var ki... ...özellikle uzaya ve bilime, mühendisliğe... ...insanların ilgisini daha çok çekebilmek adına... ...birçok farklı yapı koleksiyonları konulmuş. Bunlardan ilginç olarak sayabilirim. Apollo 11 uzay aracı'nın kontrol ünitesi bile bulunuyor. Gerçekten çok değerli bir replika çünkü... Bileceğiniz üzere Apollo 11 bizi aya taşıyan ilk insanlı araçtı. Ve içerisinde çocukların ya da büyüklerin oynayabileceği şekilde tasarlanmış bir kontrol ünitesi de yer alıyor. Eğer yolunuz düşerse birçok farklı bilim oyuncağıyla oraya gitmişken oynamayı da ihmal etmeyin. Bu müze için de yarım gün yeterli olacağını umuyorum. Ve listemizin 7. sırasında Victoria ve Albert Müzesi var. İsimler belki tanıdık geliyordur. Victoria ve Albert. Ee, yine Victoria ve Albert İngiltere tarihi için yine önemli atfedilebilecek kişiler. Victoria 19. yüzyılda yaşamış önemli bir kraliçeydi. Eşi de Prens Albert ve o dönemde açılan bu müzeye kendi isimlerini Victoria ve Albert isimlerini vermişler. Ve içerisinde odaklandığı tema ise insan yaratıcılığı. Yani bir insanın Yaparak oluşturduğu herhangi bir temayı içerisinde e, ürün olarak e, kabul edilmiş ve bunun için son 5000 yıllık insan tarihi e, onlar için e, koleksiyon e, olarak e, sayılabilmiş ki bu bahsettiğim insanların ilk yaptığı çömleklerden tutun e, zamanla kıyafet yapılması bunlar daha antik olanlar günümüzde ise e, modern e, olarak yapılmış moda tasarımları da bu koleksiyonun bir parçası. Bu müze içerisine girdiğiniz zaman dikkatinizi çeken birçok Çinli seramik işlemeler karşınıza çıkacaktır. Bunun yanında tekstil konusunda moda kıyafetleri. Moda kıyafetleri sadece günümüzde değil, geçmişte de insanların giydiği kıyafetler. burada da tabii aklınıza birçok soru canlanacak ve bu soruların belki de cevabını bulacaksınız. Gerçekten bin yıl önce giyilen kıyafetlerde insanlar modayı gerçekten arıyorlar mıydı yoksa sadece ihtiyaç meselesi miydi? Tabii kraliyet ailesine dair bir isimden bahsetmişken içerisinde sadece seramikler ve tekstil ürünlerini koymak olmaz. Bunun yanında içerisinde gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en değerli mücevherler de burada yer almış ki İngiliz Kraliyet ailesinin kendi mücevherleri de bu müzede yer alıyor. Eğer tiyatro ve performans sanatına da ilgi duyuyorsanız burada da İngiliz tarihi bunun için çok önemli ki dünyanın belki de en önemli performans sanatçısı ya da yazar olarak sayabileceğimiz Shakespeare'da bu topraklarda yaşamış doğmuş. Ve ona dair de çok yine önemli eser de yine bu müze içerisinde yer alıyor. Sanattan konuştuk arkadaşlar, bilimden konuştuk, teknolojiden konuştuk. Birçok farklı alanı kapsamaya çalıştım ve listemize de 8. sırada koymak istediğim alan denizcilik müzesi. Bu da yine Londra'da yer alan ücretsiz müzelerden birisi. Londra'nın bir tık birazcık dışarısında sayılabilecek Greenwich'te yer alıyor. Yine Londra içerisinde. Bu Greenwich ismi belki size tanıdık geliyor olabilir. Burası boylam noktası olarak dünyanın referans olarak kabul ettiği ve gözlem evinin de bulunduğu yer. Oraya kadar gitmişken kesinlikle hem gözlem evini de ziyaret etmenizi öneririm. Hem de bu boylam çizgisinin üzerinden de geçmenizi öneririm. İsminden de çok açık açık anlaşılacağı üzere denizcilik kavramını tema almış bir müze ve içerisinde hem dünya tarihinden hem de İngiliz tarihinde önemli atfedilebilecek deniz yoluyla taşımacılık üzerine kullanılmış bazı gemiler tekneler yer alıyor ki Fiji'den getirilmiş kanular bile yine burada yer aldığını gördüm. Denizcilere dair meraklarınızı ve ilhamınızı artırırken içerisinde farklı farklı atölyeleri de görebilirsiniz. Bileceğiniz üzere İngiltere zamanında tüm dünyaya hükümetmiş ve güneş batmayan ülke olarak atfediliyordu. Tabii ki bu başarısına en büyük deniz kuvvetlerine borçluydu. Bundan dolayı bu denizcilik müzesi içerisinde İngiltere'nin 200-300 yıl öncesinde elde ettiği deniz kuvvetleri üzerine başarıları da yine bu müze içerisinde yer almış. Ve bahsettiğim üzere İngiltere tüm dünyaya hükmetmesi aslında onların keşfi olan merakından simgeliyor ve Keşif noktasında da iki tane atölye gördüm ben. Kuzey Kutup Noktası ve Antarktika üzerine bir atölye ortamı oluşturmuşlar. Oraya gittiğiniz zaman sizi kutup noktalarında neler beklediğini, yaşamın nasıl olduğunu, bunların keşfedilme sürecinin nasıl olduğunu anlatan kısımlar koymuş. Bu müzeye gittiyseniz buraları da gezmenizi öneririm. Videonun ilk başında bahsettiğim gibi burada yine bir uzayı gözlemledikleri bir gözlemevi var. Greenwich gözlemevi ve aynı zamanda... E, referans olarak kabul ettiğimiz e, sıfırıncı boylam çizgisi de yine buradan geçiyor. Bu denizcilik müzesine gitmişken kesinlikle Greenwich e, gözlem evine ve bu boylam çizgisinin üzerinden de geçmeyi unutmayın. 8 tane ücretsiz müzeyi arkadaşlar tek tek sıraladım. Birazcık da kendi görüşlerimi burada bahsetmek istiyorum. E, özellikle ilk iki sıraya koyduğum ve e, benim için de çok heyecan verici olan e, Britanya Müzesi ve Doğa Tarihi Müzesi. Dünyada bulunan en önemli koleksiyonlardan birisi. Buraya kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Bu iki müzeye daha öncesinde defalarca gittim ve her gidişimde yeni detaylar dikkatimi çekiyor. Gerçekten hem dünyanın en büyük koleksiyonları hem de tarih anlamında da gerçekten milyonlarca yıl öncesine kadar dayanan e, nüanslar bulunuyor. Bu noktalarda müzeleri gezerken küçük de bir tavsiyede bulunabilirim. Londra'daki e, bu saydığım müzeler ücretsiz ama kapıda sıralar olabiliyor. Öncesinde web sitelerini kontrol edip oradan yine ücretsiz bir şekilde kayıt olursanız e, bu sırayı beklemeden yandan direkt kapıdan geçiş imkanınız da bulunuyor. Bu da aklınızda bulunması gereken tavsiyelerden biri. Ara ara bu müzeleri gezip vloglar çekiyorum arada gelen yorumlar var. Britanya Müzesi için çokça aldığım eleştirilerden birisi. Bunun aslında çalıntı eserler olduğuna dairdi. Diğer müzelerdeki çoğu eser gerçekten İngiltere topraklarında olan ama Britanya Müzesi dünyanın her yerinden getirilmiş eserler bulunuyor. Çalın çalınmadığı noktasında gerçekten o dedikodulara karşı çok bir fikrim yok ama bir farklı noktaya bakış açısı getirmek istiyorum. 6 milyon tane ziyaretçinin bu müzelere geldiğini ve ücretsiz bir şekilde yararlanabildiğinden bahsetmiştim. Yani dünyanın herhangi bir ucundaki bir müzeye her zaman gitme fırsatımız olmuyor. Ama oradaki önemli değerli eserler bir şekilde bir tane müzesine gelmiş ve onları tüm insanlığa mal etme noktasında başarılı buluyorum ben Britanya Müzesi'ni. Girdiğiniz zaman da dünyanın her bir noktasında birçok eseri göreceksiniz. Sanki dünyayı gezmişsiniz gibi olacak. Bir farklı nokta ise Britanya Müzesi zaten 300 yıllık bir tarihi sahip. Diğer müzelerde yaklaşık 150 yaş ve daha üstünde olan müzeler. Gerçekten İngiltere müzecilik konusunda Epey köklü bir tarihi var. Türkiye'de bu noktada epey gelişmekte olan e, ülkelerden birisi müzecilik kavramı hızla gelişiyor. İngiltere belki bu noktada e, dünyada çok farklı bir noktada ama Türkiye'nin de e, epey müzecilik konusunda ilerlemeler kat ettiğini biliyorum. E, belki Londra'ya gelme imkanınız yoktur ama Türkiye'deki önemli bazı müzeleri de gezmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım sizin için de epey keyifli ve bilgilendirici bir video e, olmuştur. Eğer bu video e, ilginizi çektiyse beğenebilirsiniz. Henüz e, abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz. E, bu listemdeki bazı müzeleri çoktan e, gezdim ve vlog çekip kanalıma attım. Detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız o videoları da izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.